Hiçbir şey bir anda 2 dakikada 5 dakikada olmuyor. Bir temel atılır. O temel üzerinde yavaş yavaş İngilizlerin dediği gibi adım adım step by step dedikleri yavaş yavaş yaparsın. Çaktırmadan yaparsın. İç politikaya bakıldığında yani Balyoz'dur, Ergenekon'dur, işte bir o bildiğimiz askerlerle ilgili operasyonları 2008, 2009, 2010, sonra 2010 referandumu, sonra şu bir sürü şey. Ama en önemlisi burada topluma bağnaz dindar anlayışların içine sürüklemek ve oraya onları böyle hapsetmek, kilitlemek. En tehlikeli olan budur. Milli eğitim sisteminin çökertilmesi, Diyanet'in, işte başka kurumların yani direkt toplumla ilintili olan bütün kurumların nasıl yozlaştırılması gerektiğini, adım adım nasıl nelerin yapıldığını biraz yoklayalım, hafızamızı yoklayalım. Başka türlü olmaz ki. Evet. Yani bugün geldiğimiz hikaye, yani o işte din tırnak içinde din adamları dediğimiz insanların sosyal medya hesaplarında, televizyonlarında, radyolarında, yayınlarında neler neler ne tür fetvalar verdiğini hatırlayalım. Tabii. Kadınlara yönelik, çocuklara yönelik tecavüzlerin, cinsel sapıklıkların bunlar yalnız bir haber değil. Bunları bir haber olarak gördüğümüz zaman saçmalayıp toplumu geldiğimiz noktada zaten anlayamayız ki. Doğru. Mesela burada. Doğru. Bunu görmek zorundasın. Bunu görmezsen hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Kesinlikle. Gelelim dış politikaya. Dış politikaya 2004'te Haziran, 9 Haziran Amerika'da yapılan Büyük Ortadoğu Projesi'nin meşhur zirvesinden bu yana 2004 neredeyse olmuş kaç sene? O 20 sene. 20 20 19 sene. 20. 20 diyelim Neyse 20 yuvarlak. diye. Şimdi biz o zaman Erdoğan çıkıp da o zaman döndüğünde ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diye sağda solda övündüğünde kimse bunu anlamadı ki. Ben o zaman yazdığımda bunları, ki o zaman da Arap Baharı yok, hiçbir şey yoktu. Yani bakın bu tehlikeli bir şeydir, şudur budur filan diye yazdığımda ben çünkü yalnız Türkiye bağlamında bakmadığım için bölgeye bakıyorum ben çünkü. Bak Büyük Ortadoğu Projesi'nden 1 yıl sonra Lübnan'da Başbakan Hariri öldürüldü. Evet. Başbakan Hariri öldürüldü. Bütün dengeler allak bullak oldu Orta Doğu'da. 2006'da İsrail Lübnan'a saldırdı. 2003'te zaten Büyük Ortadoğu Projesi'nden 1 yıl önce Irak işgal edildi. Ve daha bir sürü örnek verebilirim. Ama 2004'te Büyük Ortadoğu Projesi'nin en tehlikeli, en kanlı, en süreci Arap Baharı'nda yaşandı. Arap Baharı'nın baş aktörü kim? Türkiye. Türkiye. Ya gördün mü? Şimdi bunu görmezsen bugün geldiğimiz noktaya yani gidip de biz Birleşik Arap Emirlikleri'nde ahlaksız, şerefsiz dediğimiz adamdan para dileniyorsak dönmemiz lazım 2004'e. 2004'e Tabii, dönmemiz tabii, lazım. tabii, tabii, tabii. Sadece o değil, Neyse yani şimdi. Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da, Suriye'de sonuçları gördük işte, Irak'ta. Ya ne yaptı? Ne yaptı Kaddafi Türkiye'ye? Niye Kaddafi'yi Evet, mahvettik? Ne hep onu yaptı? Bak konuşuyoruz, basit bir evet. soru. Bizi dinleyen ve dinlemeyen ve bize troller, troll dostlarımız. Ben sizin vicdanınıza soruyorum. Kaddafi Türkiye'ye ne yaptı? Bak bir tek bu soru soruyorum. Niye adama kazık attınız? İki, Beşer Esad ne yaptı size? Yani Türkiye'ye ne Türkiye ne yaptı? yaptı? Bütün sınırlarını aştı. Her şeyi aştı. Yani neredeyse iki ülke birleşiyordu Suriye Türkiye. Ortak Ne yaptı abi toplantılar Esad? yapıldı tabii bakanlar. Niye bu kazığı attın abi bu şeye Suriye halkına? Bırak Esad önemli değil. Suriye halkına niye bu kazık atıldı? Mısır'ı, Suriye'yi, Irak'ı, Libya'yı, Yemen'i bu hale getiren kim? Kim getirdi ya Allah aşkına yapmayın bunu ya. Yani bunu sorgulamayacaksak Evet. neyi sorgulayacağız? Yani çok affedersin 45 yıldır gazeteciyiz. Yani birlikte senle ben yaşadık bunları, yaşamadık mı Doğru, gazeteci olarak? doğru, Yaşadık. doğru, doğru. Birebir yaşadık yani gördük. Bunları biz anlatmayacaksak, konuşmayacaksak, konuşturmayacaklarsa bizi ya ne yapalım? Gidip limon mu satalım? Ne yaparım? Karpuz kavur mu satalım? Ne yaparım? Anlamadım ki ya.